Gıda alımında yetersizlik veya dengesizlik sonucu, vücut kompozisyonunda ya da vücut kendiliği etkisinde bozulma sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve mental değişikliklere biz genel olarak malnutrisyon adını veriyoruz. Malnutrisyon özellikle yaşlı hastalarda, kanser hastalarında, endokrinolojik bozukluğu olan hastalarda, nörolojik bozukluğu olan hastalarda, ağız ve diş sağlığı problemi olan hastalarda, gastrointestinal sistem bozukluğu olan hastalarda, ortaya çıkabilmekte ve manutrasyon sonucu bu hastalarımızda fiziksel bağımlılık, kas kütlesi kaybı, bağışıklık sistemi zayıflığı gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple bu hastaların beslenmesini bireysel farklılıklarına göre planlamalı ve değerlendirmeliyiz. Örnek vermek gerekirse yaşlı hastalardaki kas kütlesi kaybını engellemek için yeterli miktarda proteinle beslemeliyiz hastalarımızı. Hastaları değerlendirirken genel olarak Beslenmelerini makro ve mikro öğeler açısından değerlendirmeliyiz. Yani makro öğelerden kastım karbonhidrat, yağ ve protein. Bunların yeterli ve dengeli alımı, bunların az alımı da kötü sonuçlar doğurabilir. Fazla alımı da kötü sonuçlar doğurabilir. Mikro öğelerden kastımsa eser elementler ve vitaminlerdir. Özellikle vitaminlerin e, halk arasında gereksiz ve bilinçsiz kullanımı yaygın. Biz özellikle hastalarımızda yaşlı hastalarımızda D vitamini, B12, kalsiyum gibi öğelerin yeterli ve dengeli olmasını istiyoruz. D vitamini kas iskelet sistemi için çok hayati role sahip. Özellikle yaşlılarda D vitamini eksikliğinin en sık sebebi güneş ışığına e, maruziyetin azalması, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki bozulmalar ve bu hastaları D vitamini açısından uygun dozda, uygun şekilde tedavi etmemiz gerekiyor. B12 eksikliği ise hematolojik yani kan sistemi ile alakalı ve nörolojik bulgulara sebep olabilmekte. Yani kansızlık, demans gibi durumlar ortaya çıkabilmekte bu B12 eksikliğinde. Özellikle yaşlı hastalarda kas kitlesi ve kas gücünün kaybı yani sarkopeni görülebilmekte. Sarkopeniyi önlemek için de yine e, beslenme uzmanı kontrolünde hastanın diyeti ayarlanmalıdır. Sarkopeni fiziksel bağımlılığa osteoporoz'a düşme riskine yol açabilmektedir. Hastalarımızın beslenmesi iç hastalıkları, beslenme ve diyet uzmanı, nöroloji uzmanı ve geriatri uzmanları tarafından değerlendirilmeli ve uygun şekilde yönetilmelidir.